Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Haziran ayı sizin için oldukça hareketli, eğlenceli, çok yönlü etkiler getiriyor. Güneş ayın 20'sine kadar İkizler burcunda parlayacak ve hemen ayın başında Merkür İkizler burcuna geçiyor 3 Haziran itibariyle. Biliyorsunuz artık Jüpiter İkizler burcundaki yolculuğuna başladı. 26 Mayıs'tan itibaren Haziran'ın ilk haftasında Merkür Jüpiter kavuşumu. Jüpiter Kova burcundaki Plüto ile yapacağı üçgen açı. Bununla birlikte Venüs'ün de İkizler burcunda olması oldukça hareketli, değişken enerjiler getiriyor. Sizin için de üçüncü ev konularınızda yoğun bir enerji burada çalışabilir. Siz de çok meraklı olabilirsiniz. Yakınlarınızda olup bitenlerle ilgilenebileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle burada yakın ilişkileriniz, kardeşleriniz, arkadaşlarınız, komşularınız, onlarla ilgili konular ayın ilk döneminde özellikle daha fazla gündeminizde olabilir. Yeni bir şeyleri öğrenme konusunda çok meraklı ve hevesli olacağınızı da söyleyebilirim. Mars ayın 9'una kadar hala sizin burcunuzda, Koç burcunda olacak. Bu da enerji ve motivasyonunuzu oldukça güçlü tutuyor sevgili koçlar. Ve 6 Haziran'da 16 derece İkizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sırasında evet İkizler burcunda biriken gezegen geçişleri tabii ki bu yeni ay enerjilerinde biraz daha bizim için değişken hale getiriyor. Ve üçüncü ev yeni ayıyla birlikte yeni başlangıçlar yapma konusunda motivasyonunuz artabilir. Bu bir eğitime başlama olabilir. Yeni bir ticari konularda vereceğiniz anlaşmalar olabilir. Çünkü ikizler ticari konuları da yöneten bir burçtur. İş konularında bazı kararlar vermeniz, anlaşmalar yapmanız, sözleşmeler yapmanız mümkün görünüyor. Yakın çevre ilişkilerinizde özellikle kardeşlerle ilgili konular, onlarla olan etkileşimler de bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde artabilir. Bol bol seyahat yapabilirsiniz çünkü yolculuklarla da ilgili oldukça şanslı etkiler altındasınız. Zaten Jüpiter önümüzdeki bir yıl sizi daha fazla gezdirebilir ve özellikle Haziran ayında da Venüs ile Jüpiter'in birlikte hareket ediyor olması seyahatler konusunda sizi daha şanslı hale de getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar. Özellikle 16 derece ve yakınlarında güneşinizle yükselen burcunuz varsa bu yeni aydan güzel bir açı alıyorsunuz. Çok fazla destek alabilirsiniz. Değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık. Bu burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki yeni ayın etkileri, enerjiler sizin için çok daha hareketli hale gelebilir. 9 Haziran Güneş-Satürn kavuşumu var. Bugün biraz daha düşüncelerinizin daha ciddi olması mümkün. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ikizlerin genel tabiatında değişkenlik var, yüzeysellik var. Belirli bir konuya odaklanmakta, sabır göstermekte biraz zorlanabilir. Bu nedenle Güneş-Satürn kavuşumu özellikle 9-10 Haziran gibi bazı konulara daha ciddi yaklaşmanızı, uzun vadeli planlar yapmanızı sizden isteyebilir. Eğer bu alanlarda bazı sıkıntılarınız, eksiklikleriniz varsa da burada bazı yüzleşmeler tabii ki gündemde olabilir. Daha önceden verdiğiniz kararların bir güncellenmesi, fikirlerimizin şöyle bir gözden geçirilmesi gibi gündemlerimiz olabilir. Ve ayın 11'inden itibaren artık Mars da Boğa burcunda olacak. Mars Boğa burcunda olunca biraz daha enerjinizi parasal konulara yönlendirebilirsiniz. Ancak Mars Boğa'da daha sakin, daha sabırlıdır, içe dönüktür. Yani savaşmak yerine savunmaya yöneliktir. Siz de maddi konularda biraz daha garantici olabilirsiniz. Bu dönemde kaynaklarınızı koruma ve değerlendirme konusunda daha aktif olabileceğiniz bir dönem başlayabilir. Mars Plüto karesi 11 Haziran, 12 Haziran biraz baskın yaratabilir. Bugünlerde mümkün olduğunca maddi konulara da temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü beklenmedik harcamaları olabilir. Üzerimizde biraz para konularında böyle bir daha karamsar bir enerji hissedebiliriz. Manipülatif durumlar olabilir. Özellikle iş konularına, yatırımlara,
ya da parayla olan ilişkilerimize biraz daha temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Ve ayın 17'sinden sonra Merkür ve Venüs artık Yengeç burcuna geçecek sevgili koçlar. Ayın 20'sinde Güneş Yengeç burcuna geçecek. Ve sizin biraz daha özel yaşamınız, eviniz, aileyle ilgili konular, evde yapacağınız işler, ebeveynlerle ilgili konular ve onlarla kuracağınız ilişkiler ayın son 10 günlük döneminde daha fazla sizin için gündem oluşturmaya başlayabilir. Daha duygusal, daha hassas olabilirsiniz. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizden beklentileriniz artabilir. Bu aralarda Venüs'ün etkisi tabii ki ailevi ilişkilerinizi desteklemeye de başlayacak. Evinizle ilgili konularda işte evin güzelleştirilmesi, dekorasyonu, tadilatı gibi bir konunuz varsa yine Venüs'ün burada önemli destekleri olabilir. Aile içerisinde aile üyelerinizle daha fazla bir arada olmanızı sağlayacak fırsatlarınız olabilir. Mesela evde yemekler düzenlemeniz, toplantılar yapmanız, hatta bazı böyle özel davetler verip kutlamalar yapmanız ev ortamında, aile ortamında mümkün. Ziyaretleriniz olabilir, misafirleriniz olabilir ve bunlar birazdan yakın çevre, aile, kardeşlerle bağlantılı konuları gündeme taşıyabilir. 22 Haziran'da 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Her Dolunay olduğu gibi bu Dolunay da tabii ki bize böyle bir farkındalık veriyor. Hayatımızda bir aydınlanma, herhangi bir konunun sonuç vermesi, bir dönüşümü söz konusu olabilir. Bu Dolunay sizin kariyer evinizi aydınlatan önemli ve etkili bir dolunay. İş konularındaki beklentileriniz sonuç verebilir. Veya bu alanlarda bazı böyle düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. İş arayan koçlar bir işe başlayabilir. Mesleki konularda etkili olabilecek, toplumdaki statünüz, kariyeriniz ve geleceğinizi etkileyebilecek. Mesela evlilik de böyle bir şeydir. Genel olarak önemli bir etki olabilir bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın size tesirleri biraz daha artacaktır. Dolunay sırasında birçok gezegeninde Yengeç burcunda 4. evinizde olması özel yaşamınız ve aile ile ilgili konuları da gündeme getiriyor. Yuva kurmak, evlenmek, belki taşınmak, yeni bir ev almak ya da iş icabı bir yere tayin olmanız, yer değiştirmeniz, bu da bir düzen değişimi, yeniliktir. Bu ve benzeri konuları da tabii ki aktifleştirebilir. Mars'ın da para evinizde hareket ediyor olması, bu dolunay ve dolunayla birlikte örneğin işte bir ev almak istiyorsunuz, bunun için bir yatırım kararınız olabilir ya da size ait, aileye ait bazı kaynaklarınız var. İşte bir toprağınız, arsanız, bir mülkünüz var. Hani bunun satılması, kiralanması, dönüştürülmesi ve benzeri konularınız da gündemde olabilir. Eşinizle bağlantılı, evlilikle bağlantılı ortak kaynaklarınızın değerlendirilmesi, yine bununla bağlantılı hayatınızda kuracağınız düzenle ilgili alanlarda da bu dolunayın önemli etkileri olabilir. Birçok koç için de ebeveynler, anne, baba, onların sağlıkları, onlarla olan ilişkiler, onların düzenleri veya bir aile işi gibi bir konunun yine bu dolunay etkisiyle beraber dönüşümler içerisinde olması ya da bazı beklentilerin sonuç vermesi de mümkün olabilir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.